Selamun aleyküm arkadaşlar. Son zamanlarda hiç olmadığı kadar arkadaşlar öfkeliyim. Gerçekten öfkeliyim. Hani bir yerde de çaresizlik de var tabii. Yani çaresizlik şöyle. Gönlüm istiyor ki şöyle bir 100 bin, 200 bin, 500 bin abonem olsun da geniş kitlelere ulaşayım arkadaşlar. Bir takım rezaletleri herkesin gözünün önüne böyle kabak gibi getireyim diye istiyorum. Ama bu da olmayınca sinirleniyorum. Maalesef işte arkadaşlar. Hani biz doğruyu söylüyoruz ya. Sapına kadar Galatasaray'ın menfaatlerini koruyoruz, kolluyoruz ya. Sağ olun sizler de. Sizler de önemli bir kesim. Benim işte 23 bin küsür bir abonem var. Bu abonemin %50'lik bir kesimi de aktif olduğu için arkadaşlar sağ olun yorumlar yapıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz, o oluyor, bu oluyor, tepkinizi gösteriyorsunuz. Ama bu olacak iş değil ya. Şu ölü Fener'e, şu ölü Fener'e, şu gebelik Mesut'a kusura bakmayın böyle ifadeler kullandığım için. Abi kahraman yaptılar adamı, teslim oldu Galatasaray'a. Şunlara teslim oldu ya. Crespo mudur, Crespo mudur? Adamın ne olduğu belli değil. Futbolcu olduğundan şüphe ederim. Adam kral oldu ya. Gazetelere bir baksanız arkadaşlar şaşırır kalırsınız ya. Kahraman, hepsi kahraman abi. 84. 83. dakikada adamları 10 kişi kalmışlar. Oyuncusu kırmızı kart görmüş. Galatasaray'ı 10 kişiyle yendiler. Şu oldu, bu oldu. Aman Allah'ım, ne yıkama, ne yağlama, ne yalama. Ya yeter ya, yeter. Bu nasıl bir şey ya? Ulan vay anasını ya. Ulan bir Fatih Terim'in Galatasaray'a yaptığı kötülüğe bakın ya. Kardeşim bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir teknik direktörlük? Hafta içi sizler bizler affedersiniz kıçımızı yırttık. Sizlerin demeçlerini, yorumlarını aldım koydum. Sizler dediniz ki ya bu hoca korkak, bu hoca cesur olsun, şunu oynasın, bunu oynasın, adam gibi oynasın, biz Galatasaray, Fenerbahçe'yi yeneriz dediniz. Ben inandım, sizler inandık, hepimiz inandık, korkmasın dedik, ha, macera aramasın dedik, fabrika ayarlarına dönsün dedik, inadından, egosundan vazgeçsin dedik. Arkadaşım vazgeçmedi ya, vazgeçmedi ya, bir teknik direktör düşünün Allah aşkına arkadaşlar ya. Teknik direktör düşünün. Türkiye'nin en iyi iki tane golcüsünü yanında oturtuyor ya. Birini 70. dakikaya doğru oyuna alıyor. Öbürünü 84. dakikada oyuna alıyor. Bu adamlar başka takımlarda olsa şu anda 20'şer golü olurdu bunların. Yok. Başkalarında böyle iki tane oyuncu yok abi. Bir tane abi 1.60'lık boyundaki Halil'i koyuyor oraya. Ne inatsa abi. Nasıl bir inat. Ve taraftarla inatlaşıyor. Sizlerle inatlaşıyor. 30 milyonluk Galatasaray ailesiyle inatlaşıyor ya. Adam kendini harbiden ben hep diyordum ya bu Filo Florya'nın patronu kulübün sahibi gibi görüyor kendini. Harbiden öyle görüyor abi ya. Ya sen Galatasaray'ın sahibi misin? Sen Florya'nın teknik direktörüsün, çalışan bir elemanısın ya. Ne demek bu ya? Ne demek abi kurgusunu yapmış, her türlü rezaleti, her türlü skandalı yapmış. Galatasaray taraftarıyla, milyonlarca Galatasaray ailesiyle, o büyük Galatasaray ailesiyle adam kafa geçiyor ya. Kafa geçiyor. Abi gidiyor sahanın içerisindeki topa müdahale ediyor. Orada bir sarı kartı görüyor. Diyor ki düşünüyor. Ulan diyor şimdi diyor burada yeniliriz meniliriz diyor. Belli kabak gibi yenileceği belli çünkü. Ondan sonra kırmızı kartın yolunu yapıyor. Ya sen teknik direktörsün değil mi? Kenarda sakin kalman lazım, diri kalman lazım. Bunları yapmaman lazım. Yok abi, saha kenarında şov yapıyor. Ona buna şov yapıyor abi. Ondan sonra kırmızı kartı görüyor. Hadi babam çıkıyor tribüne. Maçtan sonra ne basın toplantısına gidiyor, ne yayıncı kuruluşa açıklama var, ne o var, ne bu var. Oh, mis gibi 10 numara hayat. Başkana talimat veriyor. Çık başkan, git konuş. Ya başkan, başkana bunu nasıl söylersin sen ya? Başkan nasıl çıkar maçtan sonra böyle bir konuşmayı yapabilir? Arkadaşlar çıldıracağım ya. Vallahi billahi insan derler ya akıl sağlığımı kaybedeceğim diye. Abi 45 yıllık spor yazarıyım. Üst düzeyde yöneticilik yaptım, programlar yaptım. Günlük spor gazetesi çıkardım. Genel yayın müdürlükleri yaptım. Her şeyi yaptım ama hiçbir dönem Galatasaray'ın bu kadar azgınların elinde kaldığını... Ya böyle söyleyeyim de hadi yumuşak olsun yani. Elinde kaldığını hatırlamıyorum. Kim bunlar ya? Kim bunlar ya? Bir başkan abi. Ben bu adamın kulağından tutarım. Kapının önüne koyarım hemen ya. Sen kimsin kardeşim? Dünyanın en büyük kulüplerinde, Real Madrid'de, Barcelona'da, orada, burada abi. Kapının önüne koyuyorlar adamı ya.
Abi burada bu kral ya. Başkan ondan korkuyor, öbüründen korkuyor. İstediği gibi adam at koşturuyor ya. Kimseye karşı hesap vermiyor. Bilmem ne yapmıyor. Ne demek ya? Şu Fenerbahçe'ye yenilmek ne demek arkadaşlar? Maçtan sonra da söyledim. Sağ olun. Sizler tepkinizi gösterdiniz. Bilmem kaç bin görüntülenme olmuş, yorumlar yazmışsınız. Yorumlarınıza bakmadım. İnşallah oradan da bir derleme yapacağım ama hala öfkem geçmiş değil arkadaşlar. Ve çoğunuz yazıyorsunuz. Diyorsunuz sinirlendik, maçı izlemeyi bıraktık, ruh halimizi bozdu, Galatasaray bizi futboldan soğuttu bu adam bilmem ne. Hepsinde haklısınız ya, hepsinde yerden göğe kadar haklısınız. Ama Galatasaray'da bugün dirayetli bir başkan olsa, masaya yumruğunu vuracak yüreklikte, cesaretli bir başkan olsa bu işi bitirir. Başkan çıkmış abi federasyona sallıyor, hakemlere sallıyor. Ya hakemlerin biz ne bok olduğunu biliyoruz, kusura bakmayın. Bilmiyor muyuz? Halil Umut Meler'i bilmiyor muyuz? Biz Yaşar Kemal Uğurlu'yu bilmiyor muyuz? Bu Yaşar Kemal Uğurlu önceki sene Muslera'nın bilmem ayağının kırıldığı, Andone'nin sakatlandığı Rize maçında her türlü rezaleti yapmadı mı? Yaptı. Ondan sonra bunu 2-3 gün sonra mükafatlandırıp Fenerbahçe Kasımpaşa maçının var hakemi yapmadılar mı? Yaptılar. Biz bu Halil Umut Meler'i geçen sene Ankara Gücü maçından tanımıyor muyuz? Tanıyoruz. Arda'nın dizinden sekip koluna değen topu penaltı vermedi mi? 53. dakikada Mustafa Muhammed'i oyundan atmadı mı? Attı. Başkan Efendi diyor ki ben diyor bunun diyor böyle ne olduğunu biliyordum maçtan önce ama sesimi çıkarmadım diyor. Ne sesini çıkarmadın? Niye çıkarmadın kardeşim? Niye demedin ki biz bu Halil Umut Meler'i istemiyoruz kardeşim? Bu adam bizi şöyle şöyle doğradı, böyle böyle doğradı diye. Ama bunlar yok abi. Maçtan sonra Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek istemiyoruz, kutluyoruz. Neyi kutluyorsun lan? Neyi kutluyorsun? Neyi kutluyorsun? Bana söyle. Ali Koç bilmem ne yapmıştı. Adam gelmiş abi, Pereira böyle yapıyor. Tribünlere böyle yapıyor. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Fenerbahçe gol atınca seviniyor. Aslanım, kaplanım diyor. Senin sahanda sana her türlü gideri yapıyorlar. Fenerbahçe'yi kutluyormuş. Fenerbahçe'nin malzemecisi abi arkadan elini götürmüş böyle abi. Arka parmak çıkarıyor Galatasaray'a. Ulan onları ben orada nasıl... Senin hocan da abi ne yapıyor abi? Maçı muçu bırakmış abi. Hakemle dalaşıyor. Ona gider yapıyor, buna gider. Yeter artık, yemezler bu numarayı. Yıllarca bu numarayı yedirdi ya. Yıllarca bu numarayı yedirdi. Yeter artık ya. Arkadaşlar yemeyin bu numarayı ya. Bu adam gitmeli, Galatasaray'ın başından artık gitmeli. Ben dedim daha önce, yeter Fatih Terim, yeter, çek git artık ya. Gitmez. Ama şimdi ben size söyleyeyim abi, göreceksiniz bu Burak Elmas, Fatih Terim el ele, Galatasaray felakete. Galatasaray kıyamete gidiyor abi, kıyamete gidiyor. Adam utanmadan diyor ki, biz diyor genç kadromuz var diyor. Bu genç kadro diyor da 5-6 yıl diyor bir arada oynayacak diyor. Teknik direktörümüz, teknik ekibimiz diyor planlamayı yapıyor. Sistemimiz diyor bunu buna müsait, bunu yapacağız diyor. Ulan hangi sistemden bahsediyor? Ne sistemi kalmış? Adam diyor ki Ocak ayında diyor ben bu takımın yarısını değiştireceğim diyor. Bu diyor ki genç kadromuz var diyor. Biz bunlarla diyor yola devam edeceğiz diyor. Birkaç tane de takviye yapacağız diyor. Kimleri yemedin kardeşim? Kimleri yemedin? Rize'ye eşek yüküyle Oğulcan parası verildi. Aytaç diye bir oyuncu alındı. Alparslan diye bir oyuncu alındı. Ya arkadaşlar bakın Galatasaray'ın şu işi bitmiş, miyadı dolmuş. Ya kusura bakmayın yani hadi işi bitmiş diyelim de başka bir ifade kullan. Ya Mesut'tan o golü nasıl yersiniz ya? Mesut o golü atıyor. Adamın yürüyecek hali yok arkadaşlar. Adamı siz deseniz ki Bağdat Caddesi'nde git deseniz gidemez ya. O öyle gidemez abi. Galatasaray'ın 7 milyon verdiğim benim defans oyuncum Nelson'a bak abi. Marco'ya bak abi. Ya adama bir çevre bu. Adam kendi yarı sahasından topla çıkıyor. Bizden kimse adamı kovalayamıyor. Size şimdi bir örnek vereceğim. Karagümrük maçını gözünüzün önüne getirin. Orada aynısı olmadı mı? Son dakikalarda Pesic öyle bir topu kaptı gitmedi mi? Allah'tan Mustafa Muhammed uyandı gitti bastı golü attırmadı. Orada da gol yiyecekti Galatasaray. Orada da yenilecekti. O Karagümrük maçında rezil futbol oynandı. 65 dakika oyunu domine ettik, oyuncu değiştirmedik diyor. Milletin gözünün içine baka baka Galatasaray taraftarını keriz yerine koyuyor adam ya. Ve kimse buna tepki göstermiyor. 3-5 tane dangalak bunun trolleri. Yok hocamız şöyle, yok hocamızın takıntısı. Net hocanın takıntısı mı olacak kardeşim?
Bana ne hocandan senin? Ben Galatasaray teknik direktörünün rezaletlerini bir 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 burada sıralıyorum. Sizler sıralıyor musunuz? Sıralıyorsunuz. Adamın yaptığı rezaletler ortada. Yediği haltlar ortada. Bu işi bilmiyor kardeşim. Bilmiyor. Bilmiyor. Bilse iki tane Cagne gibi, Muhammed Mustafa gibi, Mustafa Muhammed gibi iki kaliteli golcüyü kenarda oturtmaz. Fenerbahçe'nin defansındaki Koreli'yi meşhur yaptılar ya. Kaleci milli oldu ya. Galatasaray'da hiçbir şey yok abi. Galatasaray'ı bitirmişler. Galatasaray'la oynuyorlar. Galatasaray'la resmen abi kafa geçiyor bunlar. Başkanı da teknik direktörü de. Ha ben şimdi böyle söyledim diye verelim Ersan Çelik'i mahkemeye. Vermezseniz namertsiniz. Gidin verin. Çünkü doğruları söylüyoruz ya. Söylemeyecek miyiz yani? Aman da ne iyi. Başkaları gibi yalama mı yapalım? Yalayın anasını satayım, yalayın. Aman Fatih Hoca ne güzel yaptı. Muhammed Mustafa'yı kenarda, Cagney'i kenarda. 1.60'lık Halil'le gol arayacaksın. Orta gelecek de Halil kafa vuracak öyle mi? Kerem var mı yok mu belli değil. Alıyor Saman Alevi gibi gidiyor geliyor. Başka kim oynatacaksın abi? Feguli. Ta tutmuş Feguli, Feguli. Lan bu Feguli'yi çöpe atan sensin, çöpten çıkaran sensin. Ne iştir anlamadım gitti. Adam 5 tane oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Pereira. Sen niye kullanmıyorsun? 3 tane oyuncu değiştiriyor. 2 tanesini 70. dakikaya doğru değiştiriyor. Birini 84. dakikada değiştiriyor. Muhammed Mustafa'yı. E ne olacak şimdi? 5 tane oyuncu değiştirme hakkını sana niye verdiler? O kenarda oturan o Barış Alperler, onlar bunlar, Oğulcanlar niye alındı? Neden alındı? Şimdi yetmedi abi. Ocak ayı gelecek, transfer yapacağım, süper olacağız. Ne olacaksın süper? Neyin süper olacaksın? Galatasaray'ı biraz daha borca sokacaksın. Galatasaray'ın bugün 3 milyar borcu varsa bu 3 milyara 2 milyarı Fatih Terim yüzünden keyfi borçlardır arkadaşlar. Ünal Aysal buna uyandı, bunu kapının önüne koydu. Mustafa Cengiz buna uyandı, kovacaktı, yetmedi. Görev süresi bitti, gitti. Gelmiş Burak Elmas. Ya Burak Elmas efendi, 47 yaşındasın. 20 yıl Galatasaray'ın başkanı ol, kov şu adamı Galatasaray'dan. Gönder kardeşim, bunu abbas et. Galatasaray'a adam zarar veriyor. Bakın bunları şeyden dolayı söylemiyorum. Maçın üstünden neredeyse bir güne yakın geçti. 20 saat geçti. Ama kardeşim yeter. Yeter Fatih Terim, yeter diyor taraftar. Madem Galatasaraylıyım, Galatasaray'ı seviyorum diyorsun. Bas git kardeşim. Bas git, gitmez. Gider mi? Topusunu aldı Galatasaray'ın adam ya. Ya kardeşim antrenörlüğü belli. Gidin geriye doğru. Bu adam Fiorentina'dan boşuna mı kovuldu? Milan'dan boşuna mı kovdu? Milli takımdan boşuna mı kovdu? Rahmetli Özhan Başkan bunu boşuna mı kovdu? Ünal Aysal bunu boşuna mı kapının önüne koydu? Böyle bir teknik direktörlük yok kardeşim. Bana ne? Ben insan olarak, kişi olarak Fatih Terim'i konuşmuyorum. Hiç de bir lafım yok. Ama kardeşim bu ne ya? Bu ne? Bu nasıl bir hocalık? Bu nasıl bir teknik direktörlük? Oyun okuma yok. Oyuna hakimiyet yok. Oyuncu tercihleri tepeden tırnağa yanlış. Oyuna müdahale yok. Hiçbir şey yok kardeşim. Sadece yaptığı tek şey hakemlerle dalaşmak. Bu bugünün ürünü de değil abi. Dün de böyleydi, önceki gün de böyleydi. Hep böyle oldu. Sürekli hakemlerle kavga. Kardeşim hep sen mi haklısın? Hep sen mi biliyorsun bu işi? E kralsın. Başkanın o maçtan sonraki rezalet basın açıklamaları, basının karşısına çıkmaları. Nedir bu ya? Koskoca Galatasaray başkanına yakıştı mı? Maçtan sonra Fatih Terim'in yerine gidip konuşmak. O da diyor ki başkanım şeyimiz diyor, hocamız diyor haksız yere kırmızı kart gördü diyor. Nasıl lan haksız yere kırmızı kart gördü ya? Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Adam sahaya giriyor. Sahaya girdinse, saha içindeki topa müdahale ettinse sarı kartı yersin. Arkadan her türlü hakareti yağdırıyorsan yersin abi. Şimdi 3 maç ceza alır o keke. Yap tribünden anasını satayım. Oo mis gibi çiftlik Galatasaray. Kimse bir şey yapamaz. Galatasaray'da başkan mı var bunu gönderecek? Kulağından tutup kapının önüne koyacak. Taraftar orada sinir hastası olmuş. Rezil ettiler ya. Galatasaray taraftarını rezil etti. Ya utanır insan, neden utanır? 52 bin aslan gelmiş oraya. Adam çoluğunun çocuğunun nafakasına, biletlerin parasının ne kadar olduğunu biliyoruz. Eşek yüküyle şu parasızlıkta, şu ekonomik krizin var olduğu ortamda adam 52 bin kişi orada her türlü fedakarlığı yapıyor. Ekmeğinden, aşından, çocuğunun nafakasından kısıp geliyor. Sizlerin cebine girsin milyon eurolar diye değil mi? Utanır insan be. Utanır. Ya o insanlar çıkıp da şu verdiğimiz paralar size haram olsun, Allah burnunuzdan getirsin derse ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz?
Yazıktır ya. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Bakın bu kadar olmaz. 52 bin insanı rezil ettiler. Geceyi zehir ettiler. Galatasaray 5-0 kazanacağı maçı kaybetti be. 5-0 kazanacağı maçı. Oynanan futbola bakın. Rezil rüsva. Aldırdığı sağ beki sağ bek değil. Sol beki sol bek değil. Oyuncu işe yarayanları kulübede tutar. He? Dübürü yemedi. Babel'i koyacaktı. Babelcini koyacaktı. Koyamadı. 3 oyuncu değiştiriyor ya. Derbi maç oynuyorsun. 3 oyuncu değiştiriyorsun. Takımın dökülmüş. Rezil. Konya maçını hatırlayın arkadaşlar. En yakın çok fazla yerlere götürmeyeceğim sizi. Konya maçı. Rezil etti Konya Ali Sami'nde Galatasaray'ı. Karagümrük. Rezil etti. Perişan etti Galatasaray'ı. Dediğim gibi son dakikada mağluptun. Mustafa Muhammed gidip o topu kesmeseydi, pesişten almasaydı, adamın pozisyonunu bozmasaydı. Bizim Avrupa'mız var. UEFA'da gidiyoruz. Nah gideceksin UEFA'da. Nereye gideceksin UEFA'da? Bu takımla, bu kafayla, bu anlayışla, bu hocayla, bu yönetimle nereye gideceksin? Çıktın gruptan ne olacak? He? Boynuzların mı bitecek? Madalya mı takacaklar sana? Gruptan çıkacakmış. Ne yapacaksın? Gittin bir tur daha gittin. Ondan sonra ne olacak? Yemişsin 13 puan fark. 12 puan fark yemişsin. Trabzon kazanacak 12 puan fark. 13 haftada bu ne biçim rezalet. Efendim Galatasaray bir mağlubiyetle pes etmezmiş. Başkan efendi onu söylüyor. Baba başkana bak. Ya başkana bakın da hizaya gelin ya. Ya insan utanır, insan sıkılır. Şu tribüne gelen 52 bin kişinin ahı üstünüze çöker. Hiç mi utanmanız yok? Şunlara adamlar oraya gelmişler ya. Çoluğunun çocuğunun nafakasından kesmiş ya. Eşek yüküyle para vermiş yoklukta ya. Adam belki de bir asgari ücrete patladı o akşam maça gelmesi. Yazık günah değil mi ya? Hocam şunu yaptı, hocam haksız atıldı, hakem bunu yaptı. Biz hakemin ne halt olduğunu bilmiyor muyuz? Kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puşta puştuğunu yapacak. Bu hakemler tetikçi. Bunlar ilk defa mı yapıyorlar? 6 saniyeci Alper'den tut da işte Mete Kalkavar'ından. Sen Beşiktaş maçında tuttular. Beşiktaş abi penaltın tekrarlanacak. Adam dirseği koymuş Tekşehir'e, Kerem'in boğazına. Adamın bu nefesi gidiyor. Kırmızı kartların çıkması lazım. Senin yöneticin çıkıyor utanmadan, sıkılmadan diyor ki Beşiktaş'a haklı galibiyetinden dolayı kutlarız. Kutla. Ondan sonra öbür Rezan çıkıyor. Hayır diyor, hakkımız yendi diyor. Ona tavır koyuyor. Şimdi Rezan da çekmiş kendini geriye haklı olarak. Başkan çünkü öbürünün yanından yer aldı. Ya bu nasıl bir abidik gubidik numaralar ya? O ona kardeşim. Körler sağırlar birbirine ağırlar misali. Ne bu ya? Ne? Galatasaray sizin oyuncağınız mı? Bu 30 milyon 40 milyonluk Galatasaray ailesi üstünüze çökmesini de bilir ama. Bunun hesabını da sorar. Burnunuzdan da fitil fitil getirir. Dediğim gibi Burak Elmas, Fatih Terim el ele Galatasaray kıyamete, Galatasaray felakete gidiyor. Ne olacak abi? Ne olacak? O bir sürü de söylentiler var tabii. Şimdi oraları kurcalamayacağım, oralara girmeyeceğim. O söylentileri ben burada bir seslendirmeye kalksam aklınız hayaliniz durur. Ne oluyor? Bu Fatih Terim korumacılığı ne böyle? Neyini seviyorsun bu kadar Fatih Terim'i? Niye bu kadar koruyorsun? Kardeşim kulüp başkanları, teknik direktörlerin onun bunun başarılı olmasını ister. Başarısız oluyorsa hemen biletini keser gönderir. Olmaz böyle bir şey. Adam tutmuş, o efendi futbol federasyonuyla uğraşacağız. Futbol federasyonunu şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne yapacaksın lan futbol federasyonuna sen? Senin gücün ne, etin ne, butun ne? Federasyonla seni kimse takmıyor. Bir serbest yardımcıyla baş edemiyorsunuz. Edemezsiniz de tabii. Adam oraya çakmış Yaşar Kemal Uğurlu'yu vara. Halil Umut Meler'i çakmış oraya. O olmadı Cüneyt olmadı Alper Ulusoy. Ne bileyim Mete Kalkavan. Başka ne olacak yani? Hakemlerden bugüne kadar Galatasaray zaten hep darbenin dibine kadar, köküne kadar yemiş. Ondan sonra onun maçını kutla, onun galibiyetini kutla. Yok o bilmem ne yaptı. Federasyona orayı çekiyorlar. Hakemlere yıkacaklar. Hakem yemeyiyor abi yapar. Hakem bu. Hakem yapacak. Galatasaray'a ilk defa mı yapıldı? Sen de sakin ol. Diri ol. Dur, aklın başında olsun kardeşim. Germe ortamı. Germe hakkını adam gibi ara. Senin hocam doğru bir takım çıkarsın sahaya. De ki benim hocam doğru takımı çıkardı. Cagney'i oynattı, Muhammed Mustafa onu oynattı. Zaten ya Cagney maç baştan beri oynasa var ya o Morelli abi ayakta duramazlar. Mustafa ile beraber ikisi ezer geçerler. Koy Barış'ı sağ tarafa. Fegüli'nin yürüyecek hali yok. Benden beter. Adam ya oyunda Morutan'ı çıkarıyor, Taylan'ı alıyor. Abi bana söyle ya.
Tayyip Morutan'ı yani en forvete yakın, gole yakın adamı çıkarıyorsun, Taylan'ı alıyorsun. O Taylan sana gol yediriyor. Taylan'ı bitirdin zaten. Taylan diye bir adam kalmadı. Taylan olmuş Yaylan. He, Taylan Yaylan. Taylan gidecek. Berkan Taylan aynı adam. Aytaç diye bir adam getirdiler, yedi. Alparslan, 6 numaranın kralını oynar. Alparslan orada olsaydı o Mesut golü rahat atardı. Ama yok, koymaz, düşman. Şimdi Aytaç İzmir'e, Altay'a gidecek. Oğulcan Gaziantep'e gidecek. Emre Kılınç kendine takım arıyor. Öbürü takım dağıttı. Anasını ağlattı Galatasaray'ı. Ama senin başkanın çıkmış abi. Milletin gözünün içine baka baka. Genç bir kadromuz var. Sahip çıkacağız. Öyle olacak, böyle olacak. 5-6 yıl birlikte olacağız. Bilmem ne olacaksınız 5-6 yıl birlikte. Bakalım bunların Ocak ayında hangileri kalacak? Onlar gider, öbürü gelir, öbürü gider. Temmuz'da öbürlerini değiştirirsiniz. Temmuz'da bu takımın %70'i gider abi. Borcun üstüne borç. He? Yok abi, yok yok. Ondan sonra kimse bir şey söyleyemez. Burak Elmas seçtiler, getirdiler ya abi. Bu kadar basit ya. İnsanın burasına kadar geliyor. Yazıktır, günahtır ya. Şu tabloya bir bakın. Şu Fenerbahçe'ye nasıl yenilirsin? Şu Mesut'a o golü nasıl attırırsın? Crespo denen adam, futbolcu olduğundan şüphe ettiğim adam harika gol atıyor Galatasaray'a. O Taylan nereye koşacağını bilmiyor. Deli tavuk gibi, başı kesik tavuk olmuş adam. Oraya mı koşsun, buraya mı koşsun? Herkesi darmadağın etmiş. Tarumar etmiş abi. Olacak iş değil. Gidersin Beşiktaş'a yenilirsin, rezil top oynarsın. Ondan sonra Sergen'i kurtarırsın. Fener'e yenilirsin, Pereira'yı kurtarırsın. Bilmem bitik Mesut'u kral yaparsın. Megafon Ali domates satmak için yeni domatesler sipariş veriyor. Onu kral yaparsın. Abi bakın şimdi gazetelerdeki başlıklara bakın. Galatasaray TFF'ye gidecekmiş. Lan gitsen ne olacak TFF'ye? Gittin diyelim, ne oldu? Ne olacak, gittin de ne değişecek abi? Bana biri söylesin. TFF'ye gittiğin zaman TFF seni ciddiye mi alacak? Ne olacak? Hadi yallah. 3 puan alan gitmiş. Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Çok art niyetli bir hakem. İşte başkan basın toplantısı maçtan sonra hemen sıcağı sıcağına skandal. Başkanın ne işi var orada maçtan sonra? Git teknik direktörünün kulaklarına yapış. Al çevir stadın kapısına, çak kafasını. Ah, art niyetli bir hakemmiş. Senin şeyin art niyetli hakem de hocan çok iyi. Çok iyi niyetli, her şeyi yaptı. Bak adam ne diyor? Fener diyor destan yazdı diyor. Fener destan yazdı abi. Yazar tabii. Yazmasın, niye yazmasın? Senin teknik direktörün Fener'in destan yazmasına yardımcı oluyor. Koç Silin Zafer. Bak ne diyor adam diyor. Ne yaptı maçtan önce? Maçtan önce konuşacaksa adam diyor biz Galatasaray'ı yeneceğiz dedi. O dedi, bu dedi, estek dedi, köstek dedi abi. Fener'e düğün, cimboma hüzün. Ah işte bitik. Yürüyecek hali olmayan Mesut ya. Mesut adam başkanı diyordu ki başka işler peşinde koşuyor. Biraz futbolu düşünsün diyordu. Baktı ki abi Galatasaray adam 40 metre aldı. Elini kolunu salladı salladı gitti gol attı Galatasaray'a. Aslan Tepe'de Mesut gece bak. Sanki döktürdü kral. Görüyorsunuz değil mi? Bak Galatasaray'dan bir tane yok. Ne kadar olumsuzluklar varsa işte bu koreografinin o şeyini vermişler bilmem ne olmuşlar. Oo, dalga geçiyor herkes. Dalga geçiyor. Devam. Fener'le oyun olmaz. Fener'le oyun olmazmış. O Crespo denen adam kulaklarını tıkıyor. Sesleri duymuyorum diyor. Gol atıyor adam. Adam yok abi. Bitik. He? Bizim amatör kümede oynatmayacağın adam Galatasaray'a gol atıyor abi. Elmas. Kirli zihniyet. Kim abi bırak. He? Kirli zihniyetmiş. Hakem kirli zihniyet. Kirli zihniyetli de niye bugüne kadar gidip bunların önüne geçmedin? Sistem var diyor, bizi yiyecek diyor. Biz diyor bu sistemin diyor yıkılmasını sağlayacağız diyor. Ya sistem bizi yiyecek ya biz sistemi bitireceğiz. Seni sistem ne yiyecek TFF'nin sistemi? Seni yiyecek olan Fatih Terim'dir. Merak etme, merak etme. O Fatih Terim kendiyle beraber seni de gönderir. Seni de gönderir. Çok art niyetli bir hakem. Başka bir başlık. Dikkat et. Galatasaray'la ilgili, Fatih Terim'le ilgili tek kelime yok. Galatasaray'ı nasıl anasını ağlatmış, Galatasaray'ı nasıl ipini çekmiş, teknik direktörle o kenarda o kırmızı kartı görüyor, o skandal kartı görüyor. Onunla ilgili tek kelime yok. Orada hakeme gider yapıyor. Kırmızı kartı görecek, dötü kurtaracak yani. Hesap soracakmış. Burak Efendi hesap. Bakın dikkat et. Sadece bunlar var. Bunlar var. Tamam. Hakem senin golünü bana göre gol iptal edilmez. Gol iptal edilse penaltının verilmesi lazım. Verilmedi. Ama hakem bir yerde maçın sonucunu Fatih Terim kadar etkilemedi arkadaşlar. Geçeceğiz biz onları. Bak ne diyor şimdi Pereira Efendi? Daha düne kadar kovulacak adam. Şimdi diyor ki hedef şampiyonluk diyor.
Hedef şampiyonluk. Aslantepe'de Fener alayı. Vay 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 vay. Ne Fener alayıysa Aslantepe'de Fatih alayı değil. Galatasaray'ı Fener'e yemeden kim abi? Kim? Bunları geçeceksin abi. Devam edelim. İşte oyuncu 1905 elendi. Böyle yapmışlar malum koreografi. İsyan ve şikayet. Yine Burak Efendi'nin isyan ediyormuş. Neye isyan ediyor? Hakem mi yendirdi seni? Senin oyuncularını tam olarak kullandın mı? Takım sahaya çıktı mı? 5 oyuncu kullandın mı? He? Bütün nerede bu oyuncular? Git onlara sor bakalım. Git. Önce git onunla bir hesabını sor. Tamam hakem bunu yaptı ama de benim de teknik direktörüm her 6 yedi de yemek için. Al. Bak bakalım. Ne diyor? Fenerbahçe Aslantepe'de aslan gibi geri döndü diyor. Ve burada yine Fener'le ilgili güzel güzel başlıklar. Galatasaray TFF'ye gidiyor. Git git git. Git git TFF'ye git. TFF'ye gidecek. Aklı sıra bidik bubidik. Taraftarın dikkatlerini oraya çekecek. O işte bak başkanımız hakkımız yendi de hakkımızı arıyor da hocamızın hiçbir suçu yok da onunla hakem yaptı da. Bak ne diyor adam? Ben diyor 21 yıldır zaten Fenerbahçe'nin kalesindeyim diyor adam yani. O Berke var ya Berke. Adamı kahraman yaptılar. Adama gol atamıyorlar ki. Kahraman yaptılar. Niye? Kim atacak abi? Halil mi? Bir tane işte o Kerem araya sıkıştırdı tesadüfen. Olursa ne hala? Ha? Ceza yoldaymış. De ceza ne olacak abi? Ceza olsa ne olur? Zaten Fatih Terim'in istediği o. Ha, aman ceza gelsin işine dalgasına. Crespo Show. Allah aşkına bana söyleyin ya. Bakın bakın medyaya bakın. Crespo Show olmuş. Ne şovu yaptı lan bu Crespo? Ne şovu yaptı? Sadece kulaklarını tıkadı golü attıktan sonra. Koç derbide siftah yapmış dedim ya. İşte koçu kurtardılar, Pereira'yı kurtardılar. Megafon Ali şimdi bayram yapıyor. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. İşte hakem projenin bir parçasıymış. Sistemin parçasıymış. Bu projeyi bitireceklermiş. Bu sistemi kaldıracaklarmış. Ya sistem bunları yiyecekmiş. Bunları seni bu sistem yemeyecek. Seni kendi hocan yiyecek. Seni Fatih Terim bu sistemi değiştireceğiz diyor. Burak gelmese bak baba. Sen önce sistemi değiştirene kadar hocanı değiştir bakalım. Sana Futbol Federasyonu derse ki ulan ne bana cavcav yapıyorsun? Git hocanı değiştir. Kenarda iki tane oyuncusunu oynatıyor. Onu oynatmıyor, bunu oynatmıyor. He? Kuntz Barış Alper'den milli takımda verim alıyor. Senin hocan hiç hikaye. Niye oynatmıyor abi? Bak nasıl adam taraftarları varmış gibi diyor sevindiler coştular diyor. Coşarlar tabii. Buraya şampiyon olmaya geldim diyor adam bak. Crespo bir tane gol attı bir daha hayatta golü göremez. Crespo'dan koreografi diyor bak. Böyle dalga geçerler. Nerede Galatasaray var mı? Yok. Nerede Fatih Terim'e tek kelime çakma? He? Bu rezalet Galatasaray'ı mahvetmiş. Adamlar diyor birlik beraberlik olacağız diyor. Kenetleneceğiz diyor. Şampiyon olacağız diyor. Megafon Ali Fener destanı. Görüyorsunuz. Adamlar destan yazıyor. Var hatalı davrandı. Var hatalı davransa ne olur? Davranmasa ne olur? Zaten oraya Yaşar Kemal Uğurlu'nun oturtulmuş olması göstermiyor mu her şeyi? 10 kişiyle zafer. Bu başlığı atanları da yuh olsun. Ulan adam 83. dakikada 84. dakikada kırmızı gördü. 7-8 dakikada zafer mi oluyor 10 kişiyle? İşte bunlar da böyle yalaka. Adam bak ne oluyor? Bunun adı diyor kimin zaferi diyor işte o Koreli defansta 10 numara oynadı adam tek başına. Olsaydı Cagne de bakalım topu görebiliyor muydu? Topa vurabilir miydi? Abi şimdi bunların hepsini gördük, yaşadık. Ben neyini anlatayım size? İşte bu medya bu. Televizyonlarda da öyle. Var mı abi? Fatih Terim'e anlatsanıza yaptığı rezaletleri, oynattığı, oynatamadığı futbolu saldım çayıra, Mevlam kayra, Gayreci'ye geriye, yana pas, yana top, yana geriye. Topun hakimi senmişsin, top sende kalacakmış. Nasıl bir ilkel futbol anlayışı? Yok böyle bir şey. Gencecik bir takım efendim yok şöyleymiş de yok böyleymiş de estekmiş de köstekmiş. Başkanın basın toplantısı zaten rezalet. Hocanın yaptıkları rezalet. Bunları destekleyen bazı trollerin yaptıkları rezalet. Ulan Galatasaray nasıl Galatasaraylısınız siz? Böyle Galatasaraylılık mı olur? Hoca her türlü rezaleti yapacak. Bunlar da aman hocamız şöyle aman böyle aman sabır aman genç takım. Genç takım 18 yaşında sanki. 18 yaşında. Genç kaç diyorsunuz? U19 takımı diyoruz. Fener geliyor 4 vuruyor. Flore'de Galatasaray'a 4 vurup gidiyor. Genç takım diyoruz ya. Oradaki takım da aynen.
Onlara da anlatmışlar. Aynı futbol oynuyorlar. Onlar, o çocuklar da, genç çocuklar. Saldım Çayır'a, Mevlam Kale'ye, kaleciye, yana, geriye, kale. Herkes bir artist olmuş abi. Galatasaray takımı 23-24 yaşında bir takım. Bunun daha genci mi kalmış? Bu takım gidecek Fenerbahçe'ye sahip dar etmesi lazım. Dediğim gibi gizlenmişler şeyin arkası. Avrupa'da iyi gidiyoruz. UEFA, UEFA. Yok lan, ne UEFA'sı ne muhafazası. Orada tesadüfen şansa işte bir iki sonuç alındı. Ondan sonra dediğim gibi çıksan ne olacak yani? Taraftarın derdi UEFA. La sen Galatasaray'ı zaten Fenerbahçe önünde rezil etmişsin. Taraftarın sokağa çıkacak hali kalmamış. Ondan sonra bu kadar rezaletin içinde yok işte UEFA'ydı da muhafazaydı da yersen anasını satayım. Oynanan futbol. Her şey ortada ya. Olmaz. Abi bakın şimdi uzatmayalım hiç. Kesin çözüm şudur abi. Kesin çözüm. Derhal bu hocayı abbas edeceksin. Kapının önüne koyacaksın. Koydun koydun. Koymadın abi. Burak Elmas, Fatih Terim el ele Galatasaray kıyamete felakete gidiyor. Bu kadar basit. Ben bunu söylerim. Lütfen bu sohbeti de yayalım. Abone olalım, beğenelim arkadaşlar. Sizlerden gelen bu sohbetin bundan önceki maç sonu sohbetiyle beraber sizlerin de yorumlarından yine bu konuya devam edeceğiz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.